Selamun aleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Bu dersimizde ezan nasıl okunur? Lafızları nasıl düzgün telaffuz edilir? Bunun üzerinde duracağız. Ezanın kıymetiyle alakalı, ezanın ne zaman sünnet olarak okunmaya başladığı ile alakalı videonun açıklama kısmında link vereceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ezanı tekrarlayalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Burayı geçişli okursak Allahu Ekberullahu Ekber. Bu şekilde de olabilir. Allahu Ekberullahu Ekber. Şimdi biz burada makamla okumuyoruz. Sadece lafızların nasıl okunması gerektiği üzerinde duruyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la burası normalde. Bir kaidemiz vardı. Nun harfi ve tenvinden sonra genelde kendisinden sonra gelen harflere idgam edilir. Burada idgam bila hunne var. Yani hunnesiz olarak bunu katıyoruz. Ella diyoruz. Şayet ki bundaki nun yokmuş da burada şeddeli bir lam varmış gibi düşüneceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Tekrardan tekbirler 4 defa. Allahu Ekber, Allahu Ekber ya da Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şehadet burada 2 defa. Eşhedü en la ilahe illallah. Çekmeye en la değil en la, buna dikkat ediyoruz. Yine eşhedü enne, şurada şeddeli nun var, bunu tutuyoruz. Enne Muhammeden Resulullah, gördüğünüz gibi Muhammeden Resulullah. Ama genellikle kaidemiz burada olduğu gibi nun harfinden ve tenvinden sonra bazen kendisinden sonra böyle harfler geliyor. Mesela ra harfine katıyoruz. Yemnu, yani ye, vav, mim, nun olduğu harflerini de katıyoruz. Bu lam ve ra harfinde de katıyoruz. Bunun adı tecvid kaidesi olarak idgam bila hunne. Yani hunnesiz, hunne yapmadan idgam yapılıyor. Muhammeden demiyoruz. Muhammeder Resulullah. Bazen ünlü kişilerin ezanına şahit oluyoruz. Mesela buraları en la diye okuyor. Muhammeden Resulullah. Ama burası tecvid üzere okunması gerekir. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah gibi. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ezanda önemli olan lafızların düzgün, harflerin mahrecine uygun ve tecvid kaidelerine riayet edilerek telaffuz edilmesi, okunmasıdır. Tabi sesi güzel olanların okuması, iki kişi aynı şekilde okuyorsa onların okuması daha iyi olur. Ama dediğimiz gibi önemli olan lafızların düzgün telaffuz edilmesi. Eşhedü, mesela eşhedü değil. Buradaki h'yi belli edeceğiz. Eşhedü, burada olduğu gibi eşhedü enne tutuyoruz. Enne değil. Enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah gibi. Hayye, hayye alessaleh. Burada duruyoruz. Bu yuvarlak T'lerde durduğumuz zaman H diye duruyoruz. Bu sata dikkat edelim arkadaşlar. Elifba derslerimizin ilk derslerinde harfleri tahlil ederken
bu harflerin düzgün okunması, onun önemine binaen şöyle bir şey demiştik. Mesela hayye alessale, haydi namaza demek. Ama hayye alessale, bizim bu Türkçedeki sin harfiyle okursa hayye alessale gibi. O zaman haydin silahlanmaya, haydin pislenmeye gibi bir bozuk bir mana çıkıyordu. Bunlara dikkat ediyoruz. Ezanda ve Kur'an okurken, dua okurken Arapçada en önemli şey bu harfleri kendi dillerine göre telaffuz etmek ve okunma şekillerine, okunma özelliklerine dikkat etmek. Buraya dikkat ediyoruz. Hayye, hayye, a, lassale. Burada aynı harfi var. Buradaki de ha harfi. Hayye alassale. Hayye alassale gibi. Hayye alassale. Şimdi geldik buraya. Hayye alel felah. Burada dururken he diye duruyoruz. Burada ise ha harfi, zaten bu belli. Hayye, buradaki ha'daki gibi. Ha. Bu da felah'taki ha. Bu da aynı şekilde. Hayye alel felah. Hayye alel felah. Bunlar ikişer defa tekrarlanıyor ezanda. Bu lafızlar. Sonra tekrardan tekbir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya da buraya geçişli okuyabiliriz. Şuradaki ra'yı direkt lama katıyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. La çekiyoruz. Niye? Çünkü burada 4 elif miktarı çekilmesini bize işaret eden bir şey var. Bir işaret var. La ilahe illallah. Manasına bakalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Bu lafız 4 defa tekrarlanıyor. Sonra eşhedü en la ilahe illallah. En la değil, en la. Buraya dikkat ediyoruz. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. 2 defa yine tekrarlanıyor burası. Yine eşhedü enne Muhammeder Resulullah. Buraya dikkat edin. Muhammeden Resulullah değil. Muhammeder Resulullah. Ben şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir, Resulüdür. Aynı şekilde 2 defa tekrarlanıyor. Hayya alessalâh. Haydin namaza. Salâh. Hayya alessalâh. Hayya haydi. Alessalâh namaza. Hayya alel felâh. Burası da felah, kurtuluş demek. Haydin kurtuluşa. Haydin kurtuluşa. Yine Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Şöyle bir 2-3 dakika geçmeye kısa bir ezan okuyalım. Sonra dersimizi tamamlayalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.